Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, sizler de gördüğünüz gibi nefis bir menü hazırladım arkadaşlar. Artık ekmeklerinizi sakın atmayın. Bu ekmeklerden müthiş bir garnitür elde edeceğiz arkadaşlar. Etin yanına çok güzel oluyor. Sizler de mutlaka deneyin derim. Evet. Gerekli olan malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bayat ekmekler gördüğünüz gibi ben 300 gram kadar bayat ekmek kullandım arkadaşlar. Ekmekleri öncelikle bu şekilde doğruyoruz. Küçük küçük kareler halinde. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi eldiven giydim. Küçük bir kaza atlattım. Parmağımı kestim. Kanamaması için de bu şekilde eldiven giydim. Evet, doğramış olduğum ekmekleri bu şekilde bir kabıma aktarıyorum. Evet, kareler halinde ekmeklerimizi doğruyoruz. Gördüğünüz gibi karışık ekmekler arkadaşlar. Artan simit vardı. Somun ekmek kullanabilirsiniz. Baget kullanabilirsiniz. Alman bretzeli vardı. Hepsini ben bu şekilde artık ekmekleri doğrayarak değerlendirdim. 2 tane sonra da ince yemeklik doğrayalım. Bir diş sarımsağı. Bunu da ince ince doğrayalım. Bu şekilde malzemelerimizi hazırladık. Şimdi ocağa zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı aldım. Doğramış olduğum soğanları burada hafif renk alana kadar kavuracağım. Kavururken de biraz lezzetlenmesi için tuz ve şeker ilave ediyorum. Bu şekilde soğanlarımı kavuruyorum. İnce doğramış olduğum sarımsağı, baharatları kullanıyorum arkadaşlar. Baharatlar neler var derseniz, içerisinde kekik var, dağ kekiği var, nane var. Dereotu var, maydanoz var. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Fesleğen var. Tuz, kırmızı toz biber, pul biber. Damak tadına göre baharatları ilave edebilirsiniz. Evet, hepsini aldıktan sonra şimdi 300 gram kadar ekmek kullandığımız için şimdi de ekmeğimizin miktarı kadar da sütü ısıtıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir bardak 300 milime yakın süt, içerisine bir kaşık da tereyağı atıp erittim. Bu şekilde sütümü ısıttım. Isıtmış olduğum sütü de ekmeklerimin üzerine gezdirerek döküyorum. Gördüğünüz gibi ekmekler bu sütü çekecektir ve lezzetlenecektir. Tereyağı, süt ve baharatlarla birlikte taze maydanoz da ekliyorum arkadaşlar. Ve hepsini şöyle bir güzel karıştıracağım. Bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Yarım saat kadar dinlendikten sonra görüyorsunuz, sütü tamamıyla çekti. Ekmeklerimiz yumuşadılar. Ve şu anda bile inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Süt, tereyağı ve baharatların vermiş olduğu lezzet. Kavrulmuş soğan müthişti. Şimdi porsiyonluk olarak bu ekmekleri hazırlayacağız. Sonrasında suda haşlayacağım. Nasıl yapıyorum? Önce size iki çeşit göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar streç folyenin üzerine döküp saracağız, rulo saracağız. Sıkı sıkı. Güzelce saralım, sıkıştıralım, şekil verelim. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz tek tek top halinde yapabilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Dondurma kaşığı ile porsiyonunu yaparak küçük toplar yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde rulo yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi dondurma kaşığıyla bolca harçtan alıyorum elime. Sonra bu şekilde toplar yapıyorum.
dondurma kaşığıyla da eşit bir şekilde pay ediyorum. Topların hepsi aşağı yukarı aynı büyüklükte oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi toplarımız da harika görünüyor. Bitene kadar bu işlemi uygulayalım. Evet, tüm ekmeklerimizi porsiyonluk olarak ayırdık. Şimdi hepsini tek tek önce streç folyeye, daha sonra jelatin folyeye saracağım. Hepsini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi bir tane top alıyorum ve streç folye ile bu şekilde sarıyorum. Bu sarma işlemini neden yapıyoruz arkadaşlar? Haşlarken içerisine su girmesin diye. Jelatin folyeyi de saracağız. Jelatin folyeyi de neden sarıyoruz derseniz, çünkü şeffaf folyemiz sıcak suyun içerisinde eriyebilir, açılabilir diye. Daha sonrasında jelatin folyeyi ile saracağız arkadaşlar. Evet, toplarımızı görüyorsunuz. Hepsi harika görünüyor. Porsiyonluk olarak bu şekilde hazırladım. Evet, bu şekilde knödeller satılıyor arkadaşlar Alman marketlerinde. Ördek kızartmasının yanında, rostunun yanında soslarla kullanıyorlar. Çok meşhurdur bu knöde. Ben de kendi tarzımla bu tarifi uygulamak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten artık ekmekler değerlenmiş oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şinitzelin yanına da yapabilirsiniz. Evet, hepsini tek tek jelatin folyeye de sardım. Şimdi yanına fırında dana bonfile yapacağım. Dana bonfileyi de yapmışken tarifi videolu olarak sizlere hazırladım arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde dana bonfileyi kızartabilirsiniz. Eğer yapmazsanız da bu bölümü es geçersiniz arkadaşlar. Evet, bonfile etimizi önce zeytinyağı alıyoruz her yerine. Daha sonra tavayı güzelce ısıtıyoruz. Duyuyorsunuz sesi arkadaşlar. Evet, öncelikle dana bonfilemizi mühürlüyoruz. Her yerini, dört bir yanını. Gördüğünüz gibi harika görünüyor şu anda bile. Daha önceden de YouTube kanalımda sizlerle bonfile nasıl kızartılır, nasıl pişirilir, steak tariflerimi, et tarifleri paylaşmıştım arkadaşlar. Eğer farklı et tarifleri isterseniz de bakabilirsiniz diğer videolarıma. Evet, şimdi fırın tepsisine alıyorum, tuzluyorum, karabiber serpiyorum, sarımsak, biberiye, kekik, bunları da lezzetlenmesi için yanına ekliyorum. Üzerine de 3 dilim bu şekilde tereyağı parçaları koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bile çok leziz görünüyor. Evet. Fırına koyuyorum. Fırında derecemi taktım arkadaşlar. İç çekirdek derecesini ölçebilmem için, anlayabilmem için ısısını termometre kullanıyorum. Eğer sizlerin de varsa termometre mutlaka kullanın. Çünkü iç ısısını ölçüyor arkadaşlar. Evet, 220 dereceye fırınımı açtım. Çekirdek derecesi 58 derece olduktan sonra bonfilem pişmiş olacaktır. Fırından çıkartacağım. Evet. 220 derecede güzelce bonfilemi pişiriyorum. Bu esnada tencereme yaklaşık 2,5 litre su koydum. Suyu güzelce kaynattım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapattım ve yapmış olduğum bu knödelleri, topçukları, ekmek topçuklarını sıcak suyun içerisine attım.
kapağını da kapattım. Bu şekilde 15-20 dakika arkadaşlar bekleyecek. Yaklaşık yarım saatte bekletebilirsiniz. Menünüz hazırlanana kadar. Gördüğünüz gibi. Yanına güzel bir sos hazırladım. Bu sos tarifimi daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Bu kez ben hazır kullandım. Hazır kullanırken de içerisine makarna ve mantı suyu vardı. Sebze haşlama suyu. Bunları da lezzetlenmesi için içerisine ekledim. Çok lezzetli bir sos oldu. Tereyağı parçasıyla da lezzetlendirdim. Hatta fırından çıkan bonfilenin suyunu da sosuma ilave ettim arkadaşlar. Lezzetine lezzet katarsanız bunlar lezzet unsurlardır. Sakın o tencerenin, tavanın dibindeki yağları atmayın. Soslarınıza ekleyin. Evet, artık yaklaşık yarım saat sonra çıkartıyorum. Streç folyeden, jelatin folyeden ekmeğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Harika görünüyor. Çok güzel birbirine tutuyorlar. Asla dağılma yok. Yapıştılar. Bu şekilde sardığımız için şimdi keseceğim. Dilim dilim, bu büyük olduğu için dilim dilim keserek servis yapılır. Diğerleri küçük toplar olduğu için tüm olarak servis yapılır arkadaşlar. Sizlere ikisini de ben göstermek istedim, alternatif göstermek istedim. Evet. Sizce de harika değil mi? Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın. Nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü deneyecek misiniz? Mutlaka küçük de olsa yorumlar yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Evet, artık ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirdik. Hem çok lezzetliydi hem de hiçbir şey israf etmedik. Harika bir menü oldu arkadaşlar. Bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Evet, biz eti orta pişmiş sevdiğimiz için çekirdek derecesini 58 dereceye ayarladım arkadaşlar. Eğer sizler çok pişmiş seviyorsanız 65-75 arası iç ısısını ayarlayarak etinizi pişirebilirsiniz. Damak zevkine göre eti pişirin arkadaşlar. Kan görmeyi sevmiyorsanız, çok böyle sert pişmiş istiyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Biz bu şekilde seviyoruz. İçi sulu sulu oluyor. Hafif pembemsi, gerçekten yumuşacık, dalak gibi et oluyor. Şu anda bile görüyorsunuz nasıl güzel görünüyor. Bu tepsideki yağı da sosu da arkadaşlar sonrasında sosun içine ekledim. Evet. Burada da görüyorsunuz. Şimdi dilimlere keseceğim. Servis yapacağım. Evet, içini çok merak ediyordum. Harika, tam istediğimiz gibi pembe pembe çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi tabağıma eti de aldım. Üzerine hazırlamış olduğum sosu bolca gezdireceğim. Bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca çok çok beğenirsiniz. Evet. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.